Tamam. He dedi daha demedim öyle. Selam verdi oradan. Evet beyler, benzini Shell'den alacağız. Abi koy 5 milyarlık koy. Yeni zamdan koyuyorsun değil mi? Kaç para lan yeni zam? Ya bak anasını satayım. Dünya zam oldu lan. Ocağımız incir ağacı diktin. Mazot. Lan ne kadar işi varmış onun da. 50 yere bastın ya. Evet arkadaşlar, şu an yanıma güzel bir kardeşim geldi. Ümit kardeşim geldi. Evet. Allah razı olsun takipçilerimizden. Neredeyiz? Hadımköy'de. Bugün demin bir kardeşim daha vardı. Bayağı rampada. O da hakkını helal et kardeşim. Seni gördüm ama duramadık çünkü rampaydı. Ha, buradan mazot aldığını biliyordum. Biliyordun değil mi? YouTube'dan izliyorum, ediyorum. Allah razı olsun. Bugün de dinlenme izin günüm. Dedim bir dolaşayım şöyle. Denk geldik. Aracımız da geçen aracı. Ben de. Ben bakıyorum bakımını, sağlıklı yani. Senin de yani hevesin o zaman arabadan geliyor yani. Yani arabadan geliyor. Yani hatta sen de şoförsün yani. Nişanlımla görüştüm. Ha dedim bak seni gösterdim YouTube'da. Evet, dedim bak olsun. Bu abiden dedim şey yapıyorum, heves ediyorum. Allah razı olsun. Babası da şoför. Allah razı olsun. Şoförü. Dedim bak onunla beraber dedim bak abimiz vallahi, var. Gideriz ya, tur yaparız ederiz diyorum da. İnşallah bir gün gel vallahi gideriz. İnşallah. Abi. İnşallah var mı sen? Canına sağ ol abi, görüşürüz Allah inşallah. Allah'a görüşürüz, sen de kendine. Allah yolunu açık etsin abi. Bel fıtığı vardı, ne oldu? Allah oldu. Yani biraz daha iyi. Tamam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Yasin kardeşimiz burada. Babasıyla beraber. Baba demiş dur. Aydın abi burada. Allah durdun abi. Tanıdı hemen arabayı. Hemen olmaz tanıdım. Dorsey'i Allah razı olsun ya. Yasin ne yapıyorsun Yasin? Okuyor musun? Okuyorum lise 3. Lise 3. Elektrik çok iyi. Meslek yani. Meslek yani. İyi, babanı üzmüyorsun değil mi? Yok. He, baban ne iş yapıyor? Minibüs mü? Babam şey, servis. Servis vallahi çok iyi ya. Bazen diyor baba diyor, ben doktor diyor. Oğlum, yok okuyacak ha, baban da görüyor halini, bizim de halimizi. Ben her zaman diyorum gençler, okuyacaksınız. Okuyacaksınız. Sekizinlikle Yasin. Var mı sen benden Yasin? Yok abi. Evet arkadaşlar, güzel bir kardeşimiz, bakın 61 plakalı. Önüne baktı, kaza yapacağım. Allah razı olsun ondan da. Bizi seviyor herhalde ki bu kadar. Durup durup el sallıyor. Evet arkadaşlar, işte ben abi diyor niye görüşmez etmiyor. Ben böyle olursa görüşüyorum. Böyle olursa duruyorum. Selamun aleyküm. Ne haber, nasılsın kardeşim? Aynen nasılsın? Allah razı olsun. Kim isim de? Onur abi isim. Onur ne haber? Valla iyi Allah aşkına. Benim zaten Trabzon bile var. Memleketler Trabzon mu? Varsın abi. Varsın. Araba yordan abi. Aynen. İyi valla. Ben de dün de o taraftaydım. Valla. Sonundan. Aylar uzak. Vallahi arkadaşlar diyorum işte. Allah razı olsun, herkes az seviyorlar bizi ya. Var mı hoş geldin öyle geçerken. Olur mu? Ama öyle denk bakıyorum ki yani muhakkak göreceğim muhakkak. Benim de bir tane kardeşimiz öyle denk geldi. Değil mi? Benzin de tam mazot alırken öldü kardeşimiz daha denk geldi. Buyur buradan yak. Selamünaleyküm. Selam. Kimle görüşüyorsun? Savaş Bey. Evet, bir de Savaş Bey kardeşimiz. Allah razı olsun. Ben hadi gel Trabzon, hadi getireyim gelen varsa. Allah'a seversen. Nasıl geçti, geçiyor Mersin? Musun? Mersin vallahi çok iyi geçti de. Çok iyi insanlarla tanıştık orada. Hani izleyemedim zaten. Sen dinliyorum o çok insan. Ama Ali abi orada kaldı o zaman. Niye? Onun yükünü bana verdi Ali. Vallahi Ali hakkını helal et buradan. Evet arkadaşlar ya. Görüşürüz, hoşçakalın. Güzellik bu işte. Yani insanların sana saygı duyması gerçekten beni çok mutlu ediyor. İki arkadaşlar, ikisi de abi diyor, hatta diyor bir gün diyor çıkalım da diyor. Hep beraber kaplıcaya gidelim. Diyor ki abi diyor, senin diyor tanıttığın yere diyor kaplıca var diyor. Oraya diyor hep beraber gidelim mi Ümit kardeşim? İnşallah bir gün hep beraber gideriz arkadaşlar, inşallah. Ha, geliyorlar. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Evet bugün misafirim geldi. Mustafa kardeşim geldi. Biz Mustafa kardeşimizle iddialaştık. Dedik ki kilo vereceğiz. Tabii abi vereceğiz dedik ya hep beraber. Aynen. Şimdi Mustafa bana dedi. Mustafa yedin mi? Abi, Mustafa'ya neler ikram ediyorum bakın şu an. Abi ondan sonra nasıl kilo verelim? Gel kanka bunu yiyelim. Yok ben şurada şunu yiyelim. Bunları seriyon önüme gel kilo ver abi şimdi işte. Hemen bozduk. Tam niyete başlıyoruz böyle. Pazarsız başlıyoruz böyle. Ekmeği kestik bilmem ne. Bir oradan çikolata getiriyor. Bir oradan İskender getiriyor. Kebap söylüyor. İş yerinde öyle. Abi ver de gel de ver şimdi. Evet. Biz dedik ki hep çorba içeceğiz ki ya. Aklımız öyleydi Mustafa ile. Tadımlık ama ya. Çekirdek diyor. Ya, tadımlık, kutu bitti gerçi de. Baba demeyelim. Tadını alamadık onunla. Allah razı olsun, onu Hüseyin abimiz verdi.
Yozgat'ta bir abimiz var bizim Bolu'da. O şeyde Onurcan diye, Onurcan ne? Cezeri'ydi o arkadaşımız getirdi. Allah razı olsun ondan da. İskenderun'dan. Ama diyorum ki yemini bozalım mı? Ben bozmaya hazırım, o benden önce hazır hemen. Verdiğim gibi tatlı gitti. Abi şimdi ikram geri çevrilmez, bizim kültürümüzde var bu. Değil mi? Yani. İkram nasıl çevireyim şimdi? Değil mi? Tatlı yiyelim. Evet arkadaşlar, gerçekten nefsimizi köreltmemiz gerekiyor ama çok zor ya. Abi çok zor be Mustafa. Zor abi. Eşten dosttan dolayı zor. Ekmeği kestim, onu kestim, bunu kestim ama yine olmuyor. İlla bir arkadaş geliyor, çevresi aynen, geliyor, aynen. Akraba çevresi geliyor. Tekrardan başlıyorsun. Gel şuraya gidelim. Buraya evet gidelim. Arkadaşlar, biz şimdi bunları hemen kaldırayım. Yoksa Mustafa ile ikimiz bunu götürürüz valla. Kamera arkası da var abi. Bunun. Var mı? Evet, kamera arkası burada arkadaşlar. Evet. Mustafa doldurmuş abi. Oturacağız, muhabbet edeceğiz burada diye. Şimdi evet. Biz hiç yemiyoruz ya. Yok abi, ben hiç sana, yemiyoruz. Sana getirdim ben. Değil mi? Ben yemiyorum. Değil mi? Ben sana getirdim abi. Yolluk bu. Uykun gelmesin diye. Tabii tabii. Şimdi hiç yemeyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ulan. Şöyle. Arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlar. Şöyle buyurun. Evet, bugün Zonguldak'tan gelip yükümüzü yükledik. Nereye geldim? Özaklı üsteye geldim. Allah'ın izniyle şu an yükümüzü sardık. Nereye gideceğim? Yolculuğum benim Trabzon direkt. İnşallah hayırlı bir yolculuk olur. İyi bir günümüz geçer. Hafta sonu yollardayız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Evet, bugünkü yatış yerimiz İstanbul'dan çıktığımızdan beri İzmit. Yatacağız. İnşallah sabahleyin de sağ salim kalkar, yolumuza devam ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar günaydın. Evet, neredeyiz şu an? Sabahın 5.30. Kahvaltı yapacağım İzmit'ten kalktıktan sonra. İlk duracağım yer Yayla Tesisleri Adapazarı'nda. Şimdi buraya gidip bir güzel kahvaltımı yapacağım. Fakat bugün canım ne istiyor? Süt istiyor. Yani İnek sütü, yani normal pastörize süt değil, inek sütü istiyor. İnşallah süt vardır, hiç sormadım burada. Varsa güzel bir kahvaltı yaparım. Ama gerçekten çoktandır normal inek sütü hiç içmedim. Yani pastörize süt falan zaten içmiyorum. Ama inek sütü de özledim. Evet, varsa bugün içeceğim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Dayım nasılsın? İyisin. Bir şey soracağım sana. İnek sütün var mı? Süt yok değil mi? O zaman kahvaltıya devam. Evet. Mecbur kahvaltı yapacağız. Evet, kahvaltı tabağımız bu. Az tereyağı, peynir, kaymak, kendi kaşarım. Bundan devam. Evet, ortam zaten güzel, biliyorsunuz burayı, her zaman anlattığım bir yer. Görüşürüz arkadaşlar, afiyet olsun bana. Evet arkadaşlar, yine Adil Usta uğraşıyor bizimle ya. Abi biz bu değişmedik değil mi? Yok. Evet doğru, biz bu tarafın balataya değişmedik, arkaları değişmiştik. Şimdi iki tane buraya mecbur atacağız. Abi baksana, kalmamış değil mi? Yani akşam sabah sıkıntı yaşatırdı bana. He? Müsteylik. Değil mi? Yaşatırdı sıkıntı. Abi sen bu işi yap. Abi körük işini yap. Evet arkadaşlar, yeni taktırdığımız orta dinginin kaldırması bu. Bunu abi yapmak lazım. Bu çok güzel. Burada bir şey yok ya. Abi hazır. Kulak hazır. Şey yapsana. Ne yapayım? Bunlara da taktır ondan. Abi orta zaten var ya benim. Ne gene var? Ya ortayla uğraşmasın. Ama zaten var. Niye hazır olanı bozayım? Hazır olanı niye bozayım şu an? Olmayanı yaptırdım ben. Bunlar bize yani. He, bu körükler de var. Var değil mi sende? Sende yok. Yok. Ama bundan bir tane yedek almam lazım. Getirtmem an mesela. Öyle değil mi? Evet. Elektrikçimiz lambalarımızı falan taktı. Orada muhabbet ediyor şimdi. Ya acı, bu nereliydi? Hangi köylüydü lan? Bu mu? Bu Çeneler köyünde. Çeneler köyü müydü? Dur dur. Hangi köydendi la bu? Ya buna Kösoğlar derler. Hadi ya. Kösova derler. Kösova mu derler? Heh.
Ya yine bana ampulü... Köseoğulların yüz karası. Ama hacı ne yaptı biliyor musun bana bak. Evet. Benim geçende de ampul taktı bana, para aldı yine takıyor. Nerede yapıyorsam kırılanları takıyor bana. Bak. Söylesene. Desene abi yine kırılanları takmış ama. Abi bu var ya hep bana kırılanları takıyor biliyor musun? Hacı yine para mı aldın? Lambalar ne zaman garantiye giriyor? Garantisi yok mu abi bunun? Ben ilerimi düşünüyorum abi. Garantisi yok mu abi bunun? Ben ilerimi düşünüyorum abi. Vallahi abi ya. Hep... Abi sana kim diyor geri gelekene duvara vur diye. Baba beni duvara vur diyor bir de. Ama makine güzel. Maşallah. O da mı yalama? Bir tane bozuk vardı bak kaç tane oldu görüyorsun? Bir adamın yaptığı iş bize başımıza. Dün bir lastik söktürmem. Arkadaşlar günaydın. Evet Trabzon'dan herkese günaydın. Dün gece geç saatte geldim, yorgundum, direkt hemen geldim uyudum, kameraya bile bakmadan kapattım yattım. Evet bugün güzel bir gün, Trabzon'da pırıl pırıl bir hava var. Harika bir gün ya, yani kısa kolluyla düşünün ki gezebiliyorum yani, bu kadar güzel bir hava var burada. Kaç dereceymiş hava, ona da bakalım. Evet 19 derece bir sıcaklık var. Güzel. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Trabzon'da umduğumuzu bu hafta bulamadık. Niye bulamadık derseniz şu an öğlen tatil oldu ve ben hala buradayım. Dün birkaç saat yolda uyku uyumam veya bir de arabayı tamire halletmem işlerimi beni en az 5 saat attı. 5 saat de demek burada 5-6 araba geriye attı. Evet geriye atınca beni 5-6 araba, şu manzaranın güzelliğine bakın. Kaldım burada. İnşallah bugün burayı öğleden sonra veririm. İki yerim daha var, oraları da yetiştirebilirsem bugün Trabzon'dan kaçarım ama yetiştiremezsem bugün Trabzon'da kalırım. Şimdi yürüyerek biraz doktorun dediği gibi devamlı yürüyüş yap abi diye devamlı yapıyorum. Yani fırsat buldukça yürüyorum. Şimdi de ileride bir lokanta var. Oraya yürüyeceğim. Evet arkadaşlar dağlara bakın. Evet burada da Hayri'nin evi var şu yukarıda. Hayri selam olsun sana. Evet harika bir yer. Şu caminin güzelliğine baksanıza yukarıda. Karadeniz ya. Başka bir şey. Tek tük evlerdir ama adamlar böyle mutlular. Bakın bir ev orada, bir ev orada, bir ev orada, bir ev. Yani şu koca alanda 5 ev var. Ve geri kalanlar hep bahçeleri. Bir tane hatta şu tepede var. O çok güzel ya. Şu tam tepede harmanına baksanıza. Oradan aşağı yuvarlandığın zaman direkt buraya gelirsin yani. Evet sol tarafından güzel bir dere akıyor. Hayda beni mi çağırdılar? Evet içeri çağırıyorlar. Efendim. Tamam abim. Evet işte arkadaşlar iş böyle. Yemek yemeye gideyim derken içeri çağırırlar. Şimdi yemeği yiyemezsin. Kalırsın bir daha 3'e kadar. Gittiğin yerde anca yersin. Evet bu işler böyle. Yemek yemeye gidelim derken geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar Trabzon Çömlekçi. Evet şu an birkaç tane değil bayağı bir kardeşimiz var. Onlarla görüşeceğiz. Ver oğlum ya rampa burası baya. Evet. Burası da güzel bir yer. Ve bugün en güzeli havanın çok güzel olması. Evet bugün hava çok güzel arkadaşlar. Hava çok güzel olduğu için sıkıntı yok. Meydandan bir de videomuz olsun. Evet şu an Yunus burada beni bekliyor. Samet kardeşim bekliyor.
Birkaç arkadaşlar var, onlar bekliyor. Yanlarına doğru yavaş yavaş gidiyorum. Evet, Trabzon'a gelmeyen arkadaşlarımız varsa, gerçekten Trabzon çok güzel bir yer. Harika bir şehir. Yani görüyorsunuz ne kadar güzel bir yer olduğunu. Evet, kim var arkadaşlar? Meydanda kim var? Evet, göremedim. Büyük bir ihtimalle Yunus burada şu an zaten. Yunus nerede? Abi dedi seni bekliyorum dedi ama nasıl bulacağız bakalım. Bak, güzel bir misafirimiz geldi. Gel bakayım. İşte. Gel. Al. Nerede? Gel. Al. Gel. Gel bakayım. Kalk. Gel. Sen de tatlısın. Gel. Evet arkadaşlar, Trabzon'da bak ama altıma değil lan. Gel buraya çık gel. Gel buraya gel. Gel yanıma gel. Gel hop buraya. Gel buraya gel. Gel. Gel bakayım. Sen ne tatlı şeysin lan öyle. Sen ne güzelsin. Söyle bakayım bana. Sen ne güzelsin. Geldin yanımıza mı yattın şimdi bizim? Evet arkadaşlar, geldi yanımıza yattı. Sen ne tatlısın lan. Bakayım yüzüne bir bakayım. Tek. He? Oyunu mu oynayacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Dur, Yunus arıyor. Neredesin Yunus? Gelsene, Atatürk'ün önündeyim tam. Sen niye oyun oynuyorsun bakayım? Gel. Yat bakayım lan. Ne? Şımarıyorsun mu? Hemen şımardın hemen. Hemen şımardın değil mi? Yiyeceğim, ısıracaksın mı? Isıracaksın mı? Şımarık senin. Praga mı orayı? Praga orayı. Sen var ya, sen. Ama ayıp ediyorsun kız. Muhabbetimiz. Abi senin kamera da bayağı küçük. Aynen. Vallahi işte Yunus var. Gerçekten şu an ben de onu diyorum. Yani ticaret liselerinden yetişse çocuklar daha iyi değil mi? Tabii abi. Daha iyi abi. Al, okuduğun birim? Rejyonel fizik mühendisiyim. İş yok. Benim gibi kaç tane? Benim arkadaşım rejyonel fizik mühendisi abi. İş bulamadı. Şu an Bayburt'ta 2 yıllık paramedik okuyor. Ya, İnşallah o, seni o olacak mı? İnşallah olur abi. Güzel. Abi gittik 31-32 yaşında olduk yani. Ama bak, Yunus da aynı yani, o da okuyor. Herhalde da okuyor şimdi. Ya sonuçta ne olacak? Altı adam İstanbul'dan geliyor ya. İstanbul'dan. Ama işletme olarak eskiden Turgut Özal, o da işletme okudu. Tabii. O da okudu. Turgut Özal. Ama Turgut Özal gibi dayımız yok. Ya da çevremiz yok. Şu an aynen. Gündem bu şekilde işte. Aynen. Gündem şu an bir yerlere birileri kayıtlı olursa her yere girebiliyor. Sıkıntı bu. Ben o zaman niçin Yunus okuyacak? Niye babasının yanına gitsin? Niye babasından işini yapsın? Niye bana hizmet etmesin? Niye sana hizmet etmesin abi yapıp da? Öyle değil mi? Onun için okumuyor mu? Hizmet edemiyorsun abi. Hizmet etmek için illa arkam bir yere yaslanacak. Hacı hocaya o zaman, yatık alacak. O zaman ama şu var Samet. O zaman şunu yapacaksın. Eğer ki üniversitelerde bu bölümlere ihtiyaç yoksa okutmayacaksın bu çocuklara. Para için okutmayacaksın. Ama para alıyor işte bundan. Fakülte 200 bin nüfus varken bir kontenjanlar arttırdılar. Tabanları aşağı çekti. Abi 500 bin abi, çiftlik gibi oldu orası. Ya para geliyor. Yürüyeyim ya, para geliyor. Para geliyor. Ama özel üniversite. Adlara bakıyorum. Ottan bilmem neden isimler. Bir yeni isim var. Abi bunların hepsine. Ya bu çocuk nasıl para ya? Benim oğlum ya. Al, demin dedim işte ya. Verdim bir okula. Yıllık 8 milyar verdim. O sene olmadı, bir 8 daha verdim. O sene oldu. Baba yeter dedi ya. Vallahi yeter dedi lan. O kadar parayla ticaret kurabilir mi? Yapabilir mi? Şimdi. Okul bittikten sonra işte insan yapacağı bir hedef olmuyor. Abi hedef yok ki. Ne yapacaksın? Hedef koyamıyor insan kendine yani. Okuyorum. Ayak kitabı verdi, kahve verdi, okuyorum. Mezun olacak. Ya ne yapacak? Ben gideceğim, babamın yanında çalışıp şirketin başına geçeceğim, işte babalık yapacağım işin tabiri. Bu adam da gidecek, babasının yanında iş öğrenecek, bu adam da işin başına o zaman gidecek. İşte ben de diyorum ki, niçin liseden sonra gitmedin? İşte liseden sonra hiç okumaya gerek yok. Aynen. Toplum baskısı. Ya ben onu denedim. Ha, ondan değil ama, dur sana. O ne biliyor musun? İlle bir üniversite bitirsin. Aynen. Bu işte. Halbuki ille bir üniversite bitireceği ne? Şöyle abi. Herkes üniversite bitirmeyi tavsiye ederim. Herkes bitirsin. Tabii ki. Yapacaksan okumuş insan lazım. Ama bilinçli yap.
Ben liseden sonra abi bitirdim. 3-4 yıl kazandım. Gitmedim ben bir yere. Dedim ki çalışacağım babamla. Baktım abi yazın, kışın hep aynı şey. Gelip gidiyor. Dedim artık 3 yıl sonuna ki ben üniversiteye gitmeye karar verdim. Ben dershaneye yazılacağım. O zaman dershaneler var. Dershaneye yazıldım abi. Dershaneye yazıldım. Açıldı. Ertesi gün gittim. Rehberlik hocasının yanına dedim ki hocam dedim, ben 3 yıl ne kalem ne kitap tuttum. Ben dedim üniversiteyi kazanmak istiyorum. Bana yardım edin. Harbiden mi? Öyle yaptım. Sağ olsun işte bir yıl iyi çalıştım abi. O zaman jeofizik yazdım. Benim yazdığım zaman da jeofizik iyiydi abi. Yani daha depremde yeni değeri vardı yani. Değeri vardı aynen. Benim işim abi eğer Allah göstermesin ama Türkiye'de bir deprem olmadıkça 17 Ağustos bir daha yaşanırsa o zaman alırlar. Anlayacaklar. O zaman anlayacaklar bu aynen. İşin kıymetini. Doğru diyorsun. Bugün şeyde olmuş da İran'da. İran'da 7.2. Bugün İran'da olmuş. Irak, Süleymaniye. Evet gerçekten orada da can kayıpları varmış. Allah rahmet eylesin diyeyim. Yani gerçekten işte bir şeyler geç olduktan sonra oluyor. Değer ne bilmiyor. Ne yazık ki abi ne yazık. Türkiye'de hep işte böyle. Bir şeyler oluyor ondan sonra peki, biz bunu unuttuk. Bunu böyle yapmalıydık. Peki yani Allah'a şükürler olsun. Yine durumunuz iyidirsin. Peki normal bir çiftçinin veya ki gariban öyle değil mi? Memur bir ailenin çocuğu olmuş olsaydın buralara para dökecektin. Abi, ve senden baban ailem bu okusun. Yani bana faydası olsun, kendine faydası olsun diye uğraşmadı mı? Tabii ki. Aynen öyle. Ya bu paralar niye dökülüyor? Sen İstanbul'dan buraya gelmişsin, gurbettesin. Bu paraları döküyorsun buraya. Aynen. Bu adamlar sonuçta bir şey olmalı ya. Olmalı yani. Ama ben yine diyorum, eğer ki fazlalık varsa açma bu birimleri. Öyle de olmuyor. Açma. Demek ki yani fen öğretmenleri atanamıyor abi. Resim öğretmeni atanamıyor. Hala da resim öğretmeni okuyorsun. Alıyorsun. Ama hala alıyorsun ve adamdan para alıyorsun. Evet. Üniversitelerde çünkü giriş kolay. Atanamayan öğretmenler, atanamayan mühendisler. Abi, bugün kadro açıklandı. Kadrolar açıklandı bugün. 2017'deki KPSS alımları abi. Değil mi? Abi 10 tane 5 tane mühendis alıyorsun. Kaç bin tane mezun veriyorsun. Aynen. Her daldan abi. Aynen. Ne olacak abi? 1-2 ne olacak? Allah şükür babam bugün kurulu tezgah durumu aynen vardı. Aynen. Ben bugün orada babam memur olsaydı abi ne yapacağım? Boş boş sokakta dolanacağım. Ne yapayım abi? Gireceğim çay ocağına kahve akşama kadar kağıt oynayacağım. 101 oynayacağım. Aynen öyle dedim. Ne doğru. Yapacaktın başka abi? Doğru diyorsun. İşler var ya. Yani. Şey ya yine abi. Ben de onu diyorum ya. Mesela arkadaşa ki ben diyor tırcı olacağım bilmem. Ya tamam kardeşim. Babandan olacaksan ol. Babandan bir araba. Ha, Yunus'un iyi kötü babasından var. Yani o işleri bir yapıyor. Ben de öyle. Özgeçmişimizde vardı. Ama ekstradan bu işi yapar mıyım? Vallahi yapmam. Yapmam abi. Ama okumamız şart. Biz çünkü aynen, çok aynen. Hala daha cahil bir toplum var. Örnek verebilirim abi. Üniversiteyi kesinlikle hani okumalılar. Sadece kendini geliştirmek için. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi ben sözünü kesiyorum bak. Ben şunu her zaman diyorum. Benim kardeşlerim üniversite okudu. Ben okuyamadım. Yeri geliyor ben 2x2 dedim mi düşünüyorum ama sen düşünmüyorsun. İşte fark oradan çıkıyor. Okumanın, üniversiteye gitmenin farkı oradan hayatta çıkıyor. Hayatta duruşun daha sağlam aynen. Oluyor. Aynen. Çünkü hayat bak açısından bakışın daha çok değişik. Aynen. Gurbette kalıyorsun, ayaklarını yere basıyorsun. Ben menemen yapıyorum seyrediyorsun. Menemen yapmayı öğreniyorsun. Aynen dediğin doğru. Ama o da gurbette kalıp da işte biz de ona her zaman derdik ki askere giden işte her şeyin değerini çok iyi anlar. Gurbette kalıp da öğrenci evinde kalıp da tabii. Makarna yiyip de okuyup da o zorlukları görmek de başka ama ailenin de senden beklentileri çok. Aynen çok abi. Yani. Yazık yani o insanların da maddi. Çünkü yeri geliyor kredi çekip yolluyor. Tabii abi. Pardon. Kredi abi çekip yolluyor. Okurken kredi aldım abi. Kredim benim oğlan da. Bir yıl daha var abi. Benim oğlan da. Ödedim. Benim bak Batuhan da öyle kredi çekti. Uğraşıp duruyor şimdi. Ben de. Okul bitecek. İş yok. Nasıl ödeyeceğiz? Bakalım. Ama işe gidersen ödüyorsun herhalde. İşte, işe girmezsen ödemiyorsun. İşe girmezsen ödemiyorum. Ömür boyu girmedin. Yok şöyle. Alın lan devlet. Sigorta başladığı zaman. Başladı. Aynen. Başladı. Ama sigorta mezunları vermesin abi. Evet, arkadaşlar maçı kampüs çay evinde seyrediyoruz. Samet kaldık ikimiz. Herkes kaçtı. Evet arkadaşlar güzel bir mekan bakın. Trabzon'da harika bir yer. Aynen geçeceğim ya. Bir arkada bahçe var hocam. Yapma ya. Gel bakalım. Yemek gidiyor mu orası? Bak hadi. Bu da bizim paçamız. Bizi çık. Ay ya. Evet,
Böyle kocaman bir perdemiz var. Mekanımız böyle bir yer. Üst katımız PlayStation. Bay bayan lavabolarımız. Yaşıyoruz abi. Ama güzel bir yer. Evet arkadaşlar, Trabzon'dan herkese sevgiler, saygılar. Samet vermişler. Abi canınızı sağlık. Uçaklara selam. Sizden de Allah razı olsun. Beklediniz. Evet bugün beni burada gerçekten güzel ağırladılar. Allah razı olsun hepsinden. Senden de abi. Arkadaşlar günaydın. Bugün Trabzon'daki ikinci günüm. Sabah kahvaltı yapacağız. Ne yapalım dedik. Bizde Karadeniz'de meşhurdur turşular. Evet kendi kurduğumuz turşumuz. Ayrı dün Mustafa'nın getirdiği turşu var iki bir dönemde. Onlar da ayrı. Evet şu an turşumuzu tuzlu olduğu için biraz suya koyduk onu. Birazcık suda tuzu çıksın diye. Evet bu turşuyu ne yapacağız? Ben yaptıkça anlatacağım size. Bir de 3 baş soğan var. Soğanlarımızı doğrayıp ondan sonra turşumuza başlayacağım. Ne oğlum siz hangi hoca okuttu? Ha bu plaka nere? 28 Kayseri değil mi? Allah cezanı vermeye. Ya oğlum 28 Kayseri. 38 Kayseri. 38 mi Kayseri? 28 Giresun. Harbi 28 Giresun. Evet arkadaşlar gerçekten bizim uşaklar kafayı yemiş bugün. Ya abi oğlum. Sınavdan çıktık. Sınavdan çıktın ondan değil mi? Aynen aynen. İyi ya başarılar olsun ya. İnşallah iyi geçmiştir sınav. İnşallah abi. Evet arkadaşlar bizim uşaklar aynen sınavdan çıktı mı kafayı yiyorlar. 28'i Edi'ler anası zaten Kayseri plakası. Ya sen orada K'yi gördün için hemen Kayseri'ye gittin Allah bilir var ya. Taşıma şehirde abi. Ya aynen öyle. Evet güzel arkadaşlar var. İsimler ne lan? Abdullah. Senin? Hasan. Hasan senin? Özgür. Senin lan? Kadir. Hepiniz Arsinli misiniz lan? Aynen öyle abi. Vallahi bunlar Arsin uşakları, bizim Sürmen'in uşakları değiller. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun arkadaşlardan geldiler. Abi dedi, ne yemeği yapıyorsun dedi. Başka sebepleri söylemeyeyim ben. Dedi, iyi dedik. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Evet şu an İstanbul seferinden Trabzon'a gelip de göre dönüşümde bir gün aksamalı devam ediyoruz yolculuğumuza. Niye derseniz, normalde ben dün üçünü de vermiş olmam gerekiyordu. Zaman yetti ama gittiğim üçüncü firmada yoğunluktan dolayı bir şey yapamadık. Kaldık. Hayırlısı Allah'tan dedik. İyi ki de kalmışım. Akşamleyin çok güzel insanlarla tanıştım. Trabzon meydanda. Güzel de oldu. Evet saat şu an 4. Trabzon'u daha yeni terk etmek üzereyim. Evet normal yolumuz devam. Nasipse yolculuğum Giresun olacak. Giresun'da biraz yatacağım. Büyük bir ihtimalle bu akşam Giresun'da da kalabilirim. Evet, Belber Hüseyin yanına geliyorum, beni tıraş et. Oh, yoruldum be. Ulan Hüseyin, sen de dükkanı aşağı bir taşı artık, yeter. Yani ben kaç yaşında adamım, beni yorup durma şuraya. Adam burada. Sen neredesin ya? Sen neredesin ya? Ne haber lan sen? Hoş geldin ya. Ne haber, hoş bulduk. Ne haber? Gel, arıyorum seni arkadaş, telefonum. Ben canlı yayın yapıyordum da ondan. Öyle Facebook'taydım ha. İlla tıraş edeceksin diye. Evet arkadaşlar. Bizim işimiz. Artık gerçekten Hüseyin'in yanından ayrılmıyorum. Allah razı olsun Hüseyin'e. Valla kardeşim kadar seviyorum. Allah'a başarılı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Nereye gidiyoruz Hüseyin? Evet. He, nereye gidiyoruz? Şu an Orkidepli'ye gidiyoruz ve sahibi de geliyor şu an. Bayan sahibi de burada değil mi bayan? Evet. Evet Orkidepli'ye yemek yemeye Hatton gidiyoruz burada. Arkadaşlar. Evet. Vallahi hacı geldik. Ben yemeyeceğim, etmeyeceğim diyorum. Her geldiğinde beni kilo alıyorum gel, burada gel, değil gel. Mi sana? Merhaba arkadaşlar. Yerim belli zaten. Giresun'dayım. Bilen Hüseyin kardeşim var Fatsalı. O da geldi. Geçerken görmüş beni. Aydın abimi dedi biz yerdeyim. Zaten Hüseyin'le biz bir defa tanıştık. Bolaman'da tanışmıştık. Medrese önünde tanışmıştık ama o zaman çok kısa bir akşamdı. Yine akşamdı. Yine akşama akşam denk geldik. Hüseyin kardeşime yine burada geldi. Ziyaret etti. Teşekkür ediyorum ona. Aynı zamanda Hüseyin
güzel bir Erzurum'da öğrenci kardeşimiz üniversite okuyor. Bölüm neydi? Makine mühendisi. Makine mühendisi. Kaçıncı sene? İkinci senemdeydi. Vallahi çok iyi. 4 sene mi okuyacaksın? 4 sene. Oo maşallah. Ama bir 5-6 olur tahmin ediyorum. Olur mu? Olur. Erzurum'u mu çok sevdin? Erzurum'u sevdim, bölümü daha çok sevdim. Bölümü daha çok sevdim, o da güzel. Aynı zamanda da Hüseyin Fatsa'da işleri güçleri olan bir kardeşimiz. İyi kötü kamyonetleri de var. Biraz bizim dertlerimizden anlıyor. Aynen. Anlıyor bizim dertlerimizden. Ama... sağ ol Hüseyin, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Ha bir de bu arada videonun da kapanışını yapayım. Artık daha akşam açmam. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Giresun'dan. Günaydın arkadaşlar. Bu güzelim sahilden, güzelim yerden hepinize günaydın. Evet, deniz, araç, hepsi yan yana, liman. Ben seviyorum ya, bu memleketi seviyorum. Evet, şu an yaz olsaydı, yazın olduğu gibi şu an denizdeydim ama yemiyor, şu an sıkıntılı, hava soğuk. Yani dışarısı sıcak ama deniz herhalde soğuktur. Evet, herkese tekrar günaydın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu an Yılmaz Kundura'ya geldik. Ayakkabı almaya. Evet, Ergen abimiz var. Sevdiğimiz bir abimiz. Abi nasıl ayakkabıların fiyatları ya? Ayakkabıların fiyatları 50 liradan başlıyor. 50 liradan? Evet. Kaça kadar var? 50 liradan başlıyor, 140 liraya kadar gidiyor. Bize olacak ayakkabılar hangisi abi? Güzel böyle. Size olacak ayakkabılar, şu baktınız. Değil mi? Evet arkadaşlar, Allah razı olsun. Aynı zamanda da dayımın oğlu çünkü Ergin abimle beraberiz. Onun dükkanına geldim ayakkabı almaya. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. Ergin abim, görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Evet, şu an Ordu'da Kumbaşı'ndaydım. Fakat çarşıya gitmiştim bir ikimiz ıvır zıvır almaya. O arada da Nizamettin kardeşim gelmiş, Aksörcü Reis. Kardeşim kusuruma bakma. Çarşıdaydım. Hakkını helal et. Ama inşallah bir gün tanışacağız seninle Aksörcü kardeşim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şu an araba yüklemeye gidiyorum. Nereye? Ordu'da Protem diye bir yer var. Oraya gideceğim. Oradan arabaya köpük yükleyip yoluma devam. Şu an bir tane abimiz var işte. Yiğit'in babası Yücel abi. Birinci nakli. Onların oraya gidiyorum. Oradan köpük yükleyip Çorum Sungurlu'ya geçeceğim. Zaten işim de Çorum'da var, hazır. İşte size buradan boş gitmeyelim diye bu işi alıp geçeceğim oradan. Evet, doğradıklarımızı aynen koyduk. Pişiyor arkadaşlar. Bakın ne güzel. Doğal yemek işte. Alayım da. Öğlen. 10 numara kahvaltı kardeşlerim. Arkadaşlar isteyen bunu aynı zamanda da salça veya az bir şey ketçap da koyabilir. Şimdi ben biber salçam vardı. Az biber salçası koydum. Onunla beraber yapıyorum. Fakat bu dediğim gibi sabahleyin gerçekten çok güzel bir kahvaltı. Ben bunu yarın sabah için hazırlıyorum şimdi. Nasıl olmuş ama? 10 numara değil mi? Evet, yanına bir de çay arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya, tadına doymazsınız bunun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu an hayırlı akşamlar dileyim. Herkes Ordu'dan. Hala yüklememiz yeni başladı. Evet, bu gece kaldık yine buralarda. Gece yine yollardayız. Evet, güzel bir ışık var. Çeksin beni. Nasipse yükleyeceğiz. Yani çalışıyor çocuklar, bir yandan yüklüyorlar. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Yolculuğumuz Sungurlu. Yine köpek yüklüyoruz inşaatlarda kullanılan malzemeden. Uy anamana, az kaldı düştüm ben. Evet, bu arada hepinize hayırlı akşamlar dileyim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Arkadaşlar, sabah sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, yolumuza devam. Yolculuğumuz neresi? Sungurlu. Allah nasip ederse
herhalde 2-3 saat oradayız. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, traktörün nasıl devirmiş bunu traktör burada ya? Evet, traktör kazasına denk geldik ya. Yani tırımızı gördüm, kamyonumuzu, taksimizi görmüştüm de ama ilk defa da traktörün devrildiğini gördüm. Şaştım kaldım ya. Yani şöyle özetleyeyim. Tırın uykusuz kaldığımız oluyor. Kamyoncu kardeşlerim, minibüsçü kardeşlerim uykusuz kaldı oluyor da acaba traktörcü kardeşimiz de mi uykusuz kaldı? Nasıl oldu onu anlayamadım. Hani o köyden bahçeye geldi. Bizim gibi uzun yol gelmiyor ki. Evet, aynı zamanda da yaban teviye devam. Balıkçıyım kardeşim, seviyorum balık tutmayı. Adam çok güzel balık aldı ya, şuraya bakın ya. Harika bir balık aldı. Evet, ama yakaladı ve saldı, aferin. Yani bu arkadaşımız torbacı değil, bu arkadaşımız adam. Evet arkadaşlar, traktörün olayına ben şaşırdım. Eğer o köyden tanıdık manıdık varsa, aydınlatırsa sevinirim. Yani traktör çift römorkluydu, niye devrildi veya niye yatmış onu anlayamadım. Görüşürüz, hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Sungurlu. Evet, sonunda Sungurlu. Çoktandır bu tarafa geçmemiştik. Gerçi Ankara üzerine kullanırken geçiyorduk ama bayağıdır geç. Şimdi hastanenin oradan sağa dönecekmişim. Ay ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ben ya? Yani orada bir şerit var. Bu yana niye geliyorsun ya? Tövbe ya Rabbim ya. Orada şerit var, adam buraya üstüme yatıyor ya. Evet, hastaneyi geçer geçmez girdi hem de. Arkadaşım, şimdi hastanenin hemen yanındaki ışıklardan sağdan içeri mi giriyorum? Hastaneye geçiyorum. Bu ışıkları geçiyorum o zaman. O zaman buradaki ışıkları geçtim. Aşağıda bir ışıklar daha görüyorum. Oraya kadar mı geliyorum? Geleyim abi. 2 dakika kapatmadan. Videoyu açık unuttuk ya. Evet, şu an mahalle aralarından 4 yola kadar geldi. Herhalde şehir merkezine yakın bir yer burası. Şimdi 4 yol bura. Başka 4 yol yoktur herhalde burada. Adamı ben bir daha arayayım da bir yanlış bir şey yapmayalım. Koca tırla girdik mi yanarız. Abi ilk olan 4 yoldan soldan aşağı indim. Gördün mü beni? İyi hadi. Abi sağın şart değil değil mi? Bu mu? Ha gördüm. Tamam, tepedesin, gördüm seni. Tamam, sağ ol. Evet, yerimiz buraymış. Bismillah. Arkadaşlar Sungurlu'da bir inşaata geldim. Evet, inşaat yeni yapılıyor zaten. Bu malzemeyi buraya getirdik. Evet, gerçekten maşallah. Şu an Sungurlu'nun içindeyim. Niye girdim? Bir iki resim alayım diye girdim. Buradan döneceğim zaten şu an. Şu an arkada bir yere yük boşalttım. İşimi bitirdim. Şurada bir market var. O markete gidip alışveriş yapacağım. Aynı zamanda da birçok arkadaşımız burayı bilir. Gelen varsa burada görüşürüz. Sungurlu'dan alışverişimizi yaptık. Yolculuğumuza devam Çorum'a doğru.
Evet, burada bir iki kardeşimiz vardı. İnşallah görüşürüz dedik ama okulda oldukları için görüşemedik. İnşallah bir dahaki sefer arkadaşım. Selam olsun Sungurlu olan bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Evet, tam dedim Sungurlu'da hiç kimseye karşılaşmadan gideceğiz dedik ama kimle görüşüyorum? Kaan Arslan. Kaan Arslan, merhaba, ne haber Kaan? Öğrencisin. Öğrenciyim. Ne? Yasin, merhaba Yasin. Demin bir iki arkadaş yazdı, abi dedi ya görüşelim edelim diye. Fakat hiç kimseyi bulamadık. Evet, tam ben de şu arkada şuraya gittim, yük boşalttım orada bir yere. Dedim çıkıyordum, alışveriş yapayım böyle gideyim dedim. Daha önceden dedim abi Sungurlu'dan geçerken. Ama hikayeyi attın mı bir sabahtan? Ama sabah göremedim. Evet arkadaşlar, üzülecektim gerçekten. Kimseyi görmeseydim genel. Üzülecektim ama Allah'tan ki kardeşlerine rast geldim. Allah razı olsun. Var mı isteğiniz? Canım sağ ol abi. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Geçerken haberimiz falan olsaydı bir ama, şeyler verirdim. Ama sıkıntı şöyle, ben sabah çok erken gelecektim ama geç kaldık. Hatta birkaç dakika beklememin sebebi, o öğrenci bir kardeşim vardı. Dedi ki abi dedi, çıkarım mıkarım, onu bekledim, olmadı. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. Evet, hep beraber gidiyoruz. Sıkıntı yoktu mu ayakkabılarda? Yok yok. Eminsin? Eminim. Bir daha çek. Vay be, iyi denk geldik. Ben ama gördüm, ben anladım, dedim hemen durayım. Ya ben baktım hemen, dorseden tanıdım zaten geçerken. Allah razı olsun. Ama diyorum ya, Sungurlu da bugün gelip de hiçbir şey görmeden gitseydim üzülürdüm. İyi oldu ya, denk geldik. Yani sırf bugün Sungurlu'ya gelmemin sebebi, birkaç kişi yazmıştı, abi dedi çekmiyor, etmiyor. Normalde de aslında hep Ankara'yı buradan kullanıyorduk. Bu ara kullanmadık işte. Video yaptığımızdan beri adam gibi kullanmadık. Sürekli şeyden gidiyor mu ya abi? Kırklareli'den aşağı inen, oradan kaçıyoruz. Şu an okul bitti. İyi. Evet, gidiyorsun. Aynen. Ama gezmeye gidiyorsunuz gibi geldi bana. Yok, arkadaşların okuluna gidiyordum. Onların yanına. İyi, hadi hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar, diyorum ya gerçekten ben onlardan daha çok sevindim. Çünkü niye derseniz, Sungurlu'da gelip de hiç kimseyi görmeden gitseydim üzülecektim. Onlar da ileride bir okula gidiyorlar arkadaşların yanına. Dedim hep beraber gidelim. Evet, Allah razı olsun hepsinden. Görüşürüz. Yıllar sonra Çorum'un içine girdik. Normalde hep Çorum'un dışından otobanından basıp gidiyorduk ama burası bayağı bir değişmiş. İlk defadır giriyorum Çorum'un içine. Yani öbür taraftan çarşıya girdim ama bu taraftan ilk defa. Bakalım, alışveriş merkezi burada ileride bir yerde dediler. İnşallah görürüz. Ha, buralarda müsait bir yere arabayı bırak diyorsun yani. Niye buranın otoparkı yok mu ya? Kelle girmez mi? Niye, bize yasak mı derler? Ha burası, anladım. Tamam, gördüm abi. Gördüm. Burada bir yere bırakayım o zaman. Burada bir park var. Veya dön gel ya. Tamam. Hadi görüşürüz abi, sağ ol. Çorum'da Türksel. Bizden sorulur. Sizden sorulur. İlkay kardeşimden sorulurmuş. O da Çorum'da bugün geldiğimiz yerde. Bununla tanıştık. Bakalım güzel şeyler olacak. Hayırlı inşallah. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Görüşürüz. Sana sağ ol İlkay. Teşekkürler. Vallahi arkadaşlar, 10 numara bir işletme yapmışlar ya. Gerçekten çok güzel. Evet, gezmeye devam. Evet, Çorum'da da ilk gelen karşıma Umut kardeşim. Umut, okuyorsun. Evet abi, okuyorum. Evet, Umut'la beraberiz. Geldik. Güzel bir alışveriş merkeziymiş burası. Evet abi. Biraz büyük olduğu için. Ama güzel ya. Zor buldum seni. Güzel. Ama yok, en üst kata çıkacağım belliydi. En son beş yanında otursam zaten yazacaktım. Evet bakalım. Arkadaşlar, Umut'a teşekkür ediyorum geldiği için. Görüşürüz. Evet, sağ olsun. Elvan kardeşimiz de yanımızda. Buyuruyorum ya, Çorum'da beni yalnız bırakmadılar. Evet, Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyoruz. Elvan, Allah razı olsun. Geçen gün tanışmıştık senden evet, de. Evet abi. Yine de evet. Bugün yanımızdaydın. Ama gerçekten AVM çok hoşuma gitti ya. AVM'miz evet. Çorum'un yani, ilk AVM'si de güzel. İlk AVM değil evet, mi de bu? Evet, ilk AVM'si. Ve büyük de güzel de bir AVM.
Abi harbiden harika yani. Bir arkadaşımız daha var iş yerimizde. Mesut Özcan. O da Mesut çok seviyorsun. Mesut Özcan. Allah razı olsun Mesut. Senden de Allah razı olsun. Ona da buradan selam. Evet, selam. Çok istiyor. Abi seninle böyle bir danışmak ama nasip olmuyor. Denk olmuyor. Ya. Denk ya, olmuyor. Biz geliyoruz, evet. Gidiyoruz hemen. Evet, kaçıyoruz. Evet. Elvan yani evet. Gerçekten sıkıntı büyük ya. Ha biz istiyoruz ki ama yapacağım. Şu borcum harcım bitsin. Bir her gittiğim ilde. Evet. Yok yok. Her gittiğim ilde bir gün iki gün kalacağım. Evet. Bunu kesinlikle yapacağım. İyi olur. Yapacağım. İyi olur. Evet arkadaşlar hep bizim büyük arkadaşlarımız olmuyor. Evet şu an iki tane de küçük kardeşimiz geldi. Allah razı olsun onlardan. Maşallah maşallah yerim onu ben kız. Ne diyor söyle bakalım. Sen tanıyor musun beni? Elvin amcanın adı neydi? Elvin. Elvin evet tanıyormuş beni ama evet, şu an tanıyor. Utandı Elvin. Evet görüşürüz arkadaşlar. Vallahi şimdi AVM'nin tuvaletindeyim. 10 numara bir tuvalet yapmış adam ya. Evet arkadaşlar Mustafa burada bir daha bir AVM'deyim dediğim gibi. AVM'nin tuvaleti 10 numara. Hoşuma gitti ve video çekiyorum şu an Mustafa. Allah belamı versin. Ben böyle bir yer görmedim ya. Bak şeyin yeri bile farklı. Bebek odası olsun. Aile tuvaleti var ya. Bu ne demekse. Neyse. Harika bir yer ya. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Evet, eğlence merkezi mi? Eğlence merkezi. 10 numara. Harika bir yer. Vay be. Ve bu AVM'nin içinde şu an. AVM'nin içinde olan harika bir yer. Evet, ne var burada? Evet, buna girebilirim aslında. Bunu deneyebilirim. Bu neymiş? Aa, sigaret. Evet eğlence gerçekten burada sınırsız. Çorum'da eğlence 10 numara ya. Harika bir yer. Aslında çoktandır sinemaya gitmemiştim. Sinemaya girsek mi? Vay buna gidilir işte biliyor musun? Evet çoktandır hakikaten sinemaya gitmedik ya. En yakın zamanda gidelim. Evet şu an neredeyiz? Kitapçıdayız. Ne alacağız? Kitap alacağız. Niye? Okumamız lazım. Evet arkadaşlar bol bol kitap okuyun. Yok. Sakın ha yok deme ha. Bundan mutlaka bugün bulmam lazım bir tane. Evet arkadaşlar bu kitap. Son zaten bir tane kalmış. Onu da ben alıyorum. Evet dediğim gibi ne kadar kitap okursanız o kadar daha faydalı ve bilgili olursunuz. Kitap okumak çok gerçekten faydalı arkadaşlar. Mutlaka kitap alın, kitap okuyun. Mutlaka okuyun ama. Kitap okumak gerçekten güzel. Üç dört saattir bu güzel mekanda gezdim. Evet gezdim, eğlendim. Tekrar ait olduğumuz organizeye geri dönüyoruz. Bu güzel yerden ayrılmak gerçekten istemiyorum ama mecburuz. İş yerimiz orada, yatacağımız arabamız mecburuz. Evet güzel bir eğlendik. Güzel arkadaşlarımız geldi. Muhabbet, makara. Ve tekrar kendi arabamıza devam yola. Hoşçakalın, iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gecenin 9'u. Evet nereye gidiyoruz? Misafirliğe gidiyoruz. Cengiz gelmiş. Babasıyla beraber Cengiz'den arabaya misafirliğe gidiyoruz. Evet bunlar misafir ağırlar. Misafir kabul ediyor mu Cengiz? Evet. Cengiz'lerin yanına misafirliğe gidiyoruz. Hep kendi arabamızda kalacak halimiz yok. Değil mi Cengiz? Evet. Tuta bunu bana. Seni çek. Çıkayım sana. Buyurun. Biraz da Cengiz'e misafir alak ya. Evet abi gel. Abi hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Sana hoş geldin abi. Araba temiz olduğu zaman, düzgün olduğu zaman araba ne kadar geniş gözüküyor. Evet abi ya. Değil mi Cengiz? Aynen. Ne yapıyorsun Hacı? Çoktandır görüşemedik. Yolumuzu düşmüyor. He bayağı oldu la görüşmeyeli. Aynen. Ne yaptın bu arada? 6-7 ay oldu abi. Oldu tabi ya. Biraz kış. Evet aynen öyle kış da aynen. Biz Ege'ye çalıştık sen. Doğru hep Ege'ye sizde. Baba ol devam diyorsun yani. İzmir yolu bizim yazın çok hızlı oluyor.
Abi İzmir o taraflar güzel ama hala hızlı İzmir 9. ama. 9. ayda bizim işler kesildi. Okullar açılınca, sezon bitince. Ama şu an İzmir yine hareketli ya. Hareketli canım İzmir. İzmir'de iş var. Ne var? Abi ben onu anlamıyorum. İzmir'de neden bu kadar iş var? Ben de anlamıyorum. İzmir tatil yeri derse. Ya, aynen. Ama iş çok abi. Kim derse nereye gittin? İzmir'e. Kim geliyor? İzmir'den. Kim gidiyor? İzmir'e. Kim geliyor? İzmir'e. Antalya'ya gittik mesela abi. Kimse bir şey yok. Dedik yollarda bu ne bu ya? Sıkı yönetim var. Yolda araba yok. Gece bir tane hiç araba yok. Hiç kimse yok değil mi? Hiç kimse yok. Ama İzmir'de iş çok var abi. Hayret yani İzmir. Bitsin araba otomatik ne ha? Otomatik şey ya. Triptonik. Triptonik. Debriyajlı ya. Tamam yer otomatik. Yer otomatik ya. Ama bak baya geniş duruyor şey. Geçen gün bir arkadaşınkine bindim. Ama içi doluydu. Ne varsa doluydu araba. Ama sizler mecbursun şimdi. İki kişi bir de evet, mecbur yatacak için. Evet biz şimdi doğumuzu kaldırdık. Buzdolap diye eve götürdük. Evet doğrudur. Sıkıntı oluyor. Bir şey koyamıyoruz. Zaten bunun şeyi var. Buzdolap gibi. Biliyorum onun altta var. Aynen doğal. Motor yok sadece biliyorum. Evet. Bizim ama yok. Ivır zıvırlar kalktı mı orta araba baya genişliyor. Kaldı. Araban gibi. Yok yok baya genişlemiş ama. Cengiz biraz gıcık o işte. Abi aynen en doğrusu ne? En doğrusu ne? Ben Avrupa'da... Arabada kalabalığın ne işi var ya? Avrupa'da çalışırken yere basacak yer yok. Dille bir şey oluyor. Ama bak sen Avrupa'ya gidiyorsun. Mecbursun yani. Bir şey oldu değil. Arkadaşlar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Evet her yere kırağın yağmış. Biz Anasatip sokağın ortasında yemeğimizi yiyoruz. Bir de ne diyor gençler? Abi çok güzelsiniz diyor değil mi? Ne güzel meslek diyor değil mi? Evet siz evinizde sıcak yerde yerken... Biz Muzaffer Bey'le Cengiz'den nerede yemek yiyoruz? Buyurun beyler. Kaldırım taşının üstünde. Yalan Muzaffer abi. Evet doğru. Bu meslek yalan güzel. Yalan meslek. Ya yok gerçek gençler şunu diyor abi diyor. Ya çok iyi işte ne güzel diyor. Yiyorsunuz içiyoruz bak. Dışarıda şu an buz gibi hava. Sisi görüyorsunuz. Yalan mı abi? Donuyoruz ağzımızdan duman. Ama çıkıyor. Nerede kahvaltı yapıyoruz? Var mı başka yer? Yok. Mecburuz burada yapmaya. Arkadaşlar merhaba. Evet hep hazır olmuyor. Bir de diyorlar ki sen al yap pişir. Bugün memleketten Allah razı olsun zeytinyağlı verdiler. Yani al ye diye zeytinyağlı dolma. Fakat zeytinyağlı dolmayı pişirmemişler. Şimdi ben de bunu mecbur pişirmem lazım. İlk defa da böyle bir şey pişireceğim zeytinyağlıyı. Tarifini aldım gerçi. Dediler ki ağzına kadar suyu koy. Yani üstüne çıkacak kadar. Ondan sonra zeytinyağı koy dediler üstüne. Bir kaşık da otur ye. Bakalım nasıl yapacağız. Ama ben sarmadım. Sarılmış vaziyette. Yine bir takipçimizden geldi bu bize. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Sevip yolluyorlar. Şimdi evet yer rampa. Sıkıntımız var. Tüpün altına ne koymamızı bir şey koyup da azıcık tüpü meyillendirmem lazım. Meyillendiremiyorum. Nasıl yaparız? Çünkü su eşit olacak dendi. Çektikçe dedi o abi oturacak diyorlar. Evet sıkıntımız var. Arkadaşlar dur bir hazırlayayım ben sarayacağım yine. Şu an suyunu koyduk. Üzerine de dediler bir kaşık yağ dökeceksin. Bakalım nasıl dökeceğiz. Bir kaşık da herhalde oldu bir kaşık. Tamam yeter. Üzerine de yağ koyduktan sonra kaynasın dursun dediler. Kaynayınca bu pişecekmiş. Ama işte doğru mu yaptık yanlış mı yaptık bilmiyorum. İşte diyorum ya arkadaşlar. Siz siz olun. Her zaman garı işine karışmayın. Biz de garı işlerini aburda yapmaya kalkınca böyle işte sorunlar da çıkabiliyor. Çıkmayacak inşallah ya. Yaptık gibi ya. Fakat suyumuz çok oldu herhalde ya. Herhalde kaynadıkça gider su ya. Evet gider mi çoğalır mı arkadaşlar? Onu söylerseniz sevinirim. Evet bayanlar. Çoğalır mı acaba bu su? Az daha dengede durması lazım. Dengede sağlayamıyorum bunu ya. Durun bakayım bir şeyler yapayım altına yine. Vallahi koydum pişiyor ama. Anasını satayım kapağı kapattım mı suyu taşıyor bunun ya. Bu nasıl pişecek? Aldık başımıza iş ya. Zeytinyağı nereye gitti? Zeytinyağı çık. Acaba suyum? Ne bileyim bilmiyorum ki ha. Evet arkadaşlar herhalde pişiyor. Görüşürüz. Evet yemek pişerken de ne yapıyorum?
Allah razı olsun. Geçen gün Hüseyin abimiz var Bolu'da. Hem de aynı zamanda Yozgatlı bir kardeşim. Nar vermişti. Onları tabağa ayıklayayım ki yolda rahatla yine yiyebileyim diye. Bir anda da onları hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, pişince 10 numara oldu. Ya şimdi bunu küçük kabıma alayım. Kaptan yemeye başlarız bunu yavaş yavaş. Görüşürüz, hoşça kalın. Bir daha bakayım tadına. Güzel olmuş. Teşekkür ediyorum takipçime. Evet, DGX500. Hay maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah. Oyoo. Transport oldu belli değil mi? Evet abi. Abi bu cihazların hep böyle ya. Abi şunlar negasyon benim, mu? Benim şeylerim bu firmanın. O firmanın? İşte ben abi tepten istiyorum ya. Vay ananı satayım ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Dur şu ayımın cigarasını bir alayım. Memleket nere? Ben İstanbul Küçükköy. Ana bizim oralısın ha. Yakolemece. Evet arkadaşlar, Küçükköy. Ben Demirganlıyım. Evet. Maşallah ya. Yaş kaç? 58. Oo. Vallahi maşallah. Evet. Arkadaşlar, benden farklı neleri var? Bir kere motor. 500 beygir değil mi? Ve gerçekten ben şunu istiyorum. Bundan bir tane alacağım Allah izin verirse. Bir teyip alacağım. Bu orijinal abi. Şey, evet, orijinal. Değişik bu. Yeni çıkanlarda navigasyon da var. Bunda yok mu navigasyon? Bunda var. Var işte, aynen. Ama şey, Türkiye'yi koymamışlar. Yapma ya. Evet, buzdolabı yine bizimkinden değil. Kendi benim, sonradan koyma. Kendimin. Şimdi yeni gelenler size var mı? Evet arkadaşlar, bakın. Avrupa'ya çalışırsanız erzağınız hep burada. Niye aşağıda donuyor değil mi? Yok, donmuyor abi, iyi oluyor. Bizim dolaplar yok ya, bizde sabit dorsa yok ya. He, doğru. Sizde sabit dorsa yok değil mi? Bizde 1600 tane arabası var. 1600 zaman. Tane, hay maşallah. Ama yatağım, matağım hep benimkiler aynı. Aynen. Peki al abi, ortopedik yatak koymuşsun, daha mı iyi? Kendi yatağından daha mı iyi? Tabii. Ben bu ara hakikaten sıkıntı yaşıyorum, bunlar üşüyorum. Bir tane al abi, yaptı. Alayım değil mi? Veya bunun boyunda güzel bir tane yapalım. Ama biz dağınık adamız. Şey abi olsun, evet yine benim gibi. Burada dolap kapağı var. Orada aynı benim gibi. Kaç model abi bu? Bu yeni 6 aylık araba ya. 6 aylık. Maşallah ya. Ama abi şimdi bak, yine şeyi gördüm. Tabii orada dolap aynı. Yok ya, her şey aynı ya. Abi perdeyi büyük düz yapmış. Senin ama alçak mı? Alçak. Alçak. Upi Trans'ın arabalar bunlar ya. Upi'nin. Aynen. Ama tavan çok fazla fark yok ya aramızda. Sen ayağa kalkımı değiyor musun? Yok be, değmiyorum. Ayağa kalktı mı değmiyorum. Düzde mi motor? Düz aynen tamam, böyle seninki gibi. Aynı. Ama peki cam olayı var sende. Ha, doğru, benim bura kapalı. Doğru, benim bura bir tek kapalı. Demek ki cam açılsa tabii ki oluyor. Yok, oluyor tabii. Vay be maşallah ya. Ama 500 beygir olması çok büyük farklı. Peki aynalarda bir değişiklik var mı? Dışarı çıkıyor mu bunlardan? Çıkıyor. Birinde dediler öyle, dışarı çıkıyor filan dendi de. Peki hala dışarı çıkma olayını merak ettim. Nasıl dışarı çıkıyor bu? Abi dışarı değil, buradan ayarlıyor. Yok o ayrı. O zaman ayrı bir ki. Bir de dediler şöyle dışarı çıkanı var. Yani dorsa dönerken onu daha rahat görebiliyor musun? Yani açını biraz daha açıyormuş. Belki otomatik yapıyordur kendi ama onu bilmiyorum. Ben hiç denemedim ya. Takase yani. Hep mancı mısın? Bu firmada 21 senedir hep man mı kullandın? 5 sene DAF kullandım. DAF. Ondan sonra ber hep man. Peki hala abi, memnun musun mandan? Güzel abi, benim için ideal. Değil mi? Ben de aynı söyleyeyim ya. Ben de benim için en ideal abi araba bu diyorum ya. Kışın biraz buzlu şeyde. Abi zaten hiçbir yola çıkmıyor. Ha sen de otomatik, doğru. Evet arkadaşlar. Benimki gibi değil, manuel değil, otomatik. Bir abi şey cihazın da var. Bu otomatik frenlemesi falan yapıyor mu? Ona dikkat etmedim ama şerit takip cihazı. Peki ya şerit takipte ne yapıyor? Ötüyor buradan, alarm veriyor, ben kapatıyorum şundan. He. Kapatıyorum. Cır cır ötüyor. Yani şeritten çıktığın an çizgiden ki, çizgi ötüyor. Yok yani. Evet arkadaşlar, aynı zamanda da dediğim gibi şerit okuma cihazı. Aa vallahi güzel maşallah ya. Ve çift renk yapmış. Yine bizimki de bizde de gri ama bu daha da güzel olmuş. Bundan önceki de aynı. Şey de aynı. Yok. 3 değil değil mi? 2. 2 2 değil mi? 2 yani. Ha. Aynı yine 2. Bendeki gibi. Bazen de 3 falan var. Abi bunlar yeni model yaptıkça daha mı şey diyorlar abi ya? Şeyden yapıyor. Neden? Şimdi Air
Euro 6 ya. Evet. Şimdi seneye bunun 7'sini çıkarttık. Değil mi? O da yani yeşil motor, hani bu Avrupa çok üstüne düşüyor ya. Etbol'da sıkıntın var mı? Yok yok. Yok değil mi? Yok. Arıza marza yapmadı. Benimki yapmadı da hiç yapmadı. Ömür boyunca benim bunda yaptı. Ben de mecbur iptal ettim. Bizim arabalarda yapıyor bazılarında. Hani... Çok da uğraşıyor. Ama siz Avrupa'da yine belki yaptırabiliyorsunuz bunları. Abi hemen geliyor. Değil mi? Yani gelip müdahalesini hemen yapıyor yani. Vallahi hayırlı olsun ya. Ya çekmeceye de selam olsun abi. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Harbiden. Neresi ne? Florya tarafı. Küçükçekmece içindenim ya, karakolun arkasına. Tamam. Dur. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Man gerçekten 500 harika bir araç. Gerçekten arkadaşlar, arkadaştaki 500 harika bir araba. Bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Evet, aynı zamanda da çekmeceli. Ve bilmiyorum bu altlar benimkine olur mu olmaz mı ama çok güzel. Benim hoşuma gitti. Maşallah diyelim. Evet diyelim maşallah. Evet arkadaşlar, şu an yoldayız. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu an küçük bir kardeşim var. 11 yaşında Erdi. Erdi dedi ki abi dedi, ne yapıyorsun, iyi misin dedi. Beni aradı. Sağ olsun. Erdi neredesin şu an? Fatsa'dayım abi. Fatsa'da. Evet, Fatsa'lı küçük kardeşim. Erdi teşekkür ediyorum aradığın için. Rica ederim abi. Ben seni videoda gördüm abi. Allah razı olsun. Var mı benden bir istediğin Erdi? Allah razı olsun. Yanına çık olsun. Sağ ol Erdi. Şu an zaten seni kameraya çekiyorum. Kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar diliyorum Erdi. Tamam, sen gelsin. Bir dakika Erdi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çorum'dan çıktığım yolculuk şu an burada son veriyorum ve yatışa geçiyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Günaydın arkadaşlar. Maalesef diyeceğim. Neredeydin? Bura nereydi ya? Gebze'de park olan yerimiz. Evet, bütün ittirici arkadaşlar burada. Canım güzel bir kahvaltı yapayım dedim. Allah razı olsun yine. Hamdolsun yani, şükredelim. Peynir, zeytin, tereyağımız, balımız, reçelimiz var ev yapımı. Bunları yapıp yiyip yolumuza devam edeceğiz. Evet, bugün günlerden cumartesi. Bir an evvel yükümü boşaltıp karşıya geçmem gerekiyor ki geri döneyim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah aşkına, evet kardeş. Burkan'ın gülü ya. Burkan'ın en iyi adamı ya. Ali kardeş ya. Ne var Ali? O yana gitmişsin ha. Ne edelim abi, kendi hemşerimiz, daha çekelim daha. İyi, kolay gelsin. Ali zaten meşhur la. Ali zaten meşhur. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Yine Burkan Lustu'ya geldik. Yükümüzü burada indiriyoruz. Nasipse buradan yük boşaltıp kaçacağız. Eskiden bayağı boşluk vardı abi. Şimdi sinme geliyor ya. Vallahi sinme geliyor ya. Evet, şu gelen Mercedes'te takipçi bir kardeşimiz. Ama çıkamadı bir türlü yola. Haydi çık da çekeyim seni biraz ya. Demin de abi diyor, ben diyor seni diyor bir yerden tanıyorum diyor. Nereden tanıyorum diyor. Oradan arabayı görmüş. Abi de YouTube'da video yapıyor musun diye bana. Dedim herhalde. Ama çıkmadı ki arabasını alayım. Bir tane sarı bir Mercedes'i var. Alamadık arkadaşı. Evet, o da buraya yük boşaltmaya gelmiş bugün. Arabası boş mu? Yok, yük almaya gelmiş demek ki. Evet. Allah'a emanet ol. Yoluna çık olsun kardeşim.
Valla bu kardeşimi tekrar görmek için döndüm dolandım, arabasının yanına geldim ama kendisi burada değil. Nerede kendisi? Göremiyorum. Evet, 16 kaç? CEV 83 herhalde. Hakkın helal et, görüşürüz kardeşim. Ah ulan para, ah. Şu para lazım olmasa bu kadar yemin ediyorum koşturulmaz ya. Evet arkadaşlar, demin Burkan'ı verdikten sonra şimdi yine burada bir işletmeye geldik. Buradan da yükleyip Özat'a gideceğim. Fakat bahsetmek istediğim bir konu var. Hani birçok yerde diyoruz ya, tuvalet. Evet arkadaşım, bu işletme 10 numara tuvaleti var. Ve işçileriyle, memurlarıyla biz aynı tuvalete giriyoruz burada. Allah razı olsun bu işletme sahibine. Artı 5 öğün yemek var. Bu kadar da güzel bir yer. Evet. Ve aynı zamanda ben de gidip çok rahatla yemeğimi yiyip 5 öğün yemeği ve 5 çeşit yemek var yani. O kadar güzel. Evet, teşekkür ediyoruz bu işletmeye. Tamam, iki de mi yemek? İnşallah de, inşallah denk geliriz. İstanbul'a hoş geldik. Evet, bir tane trafik kazası var dendi. Tabelalarda yazıyordu. Bakalım neymiş. O kamyon ters yolda. Nasıl yapmış lan bunu? Terse dönmüş. Yolculuğumuz daha bitmek üzere arkadaşlar. Bugün Çorum'dan geldim. Karşıda bir yere yük indirdim. Tekrar ayrı Anadolu Feneri'ne bakın. Evet, gençliğimde çok gezerdim ben burada ya. İnanın var ya, o kadar çok gelirdim ki balık yemeye buraya. Bugün hem yükümü indirdim, hem yük aldım. Şu an firmaya geçiyorum Özat'a. Oradan da büyük bir ihtimalle Çorum Samsun gideceğim. Oradan da herhalde Boyabat'a geçerim diye düşünüyorum. Niyetim öyle. Oy, gözlerim yaşardı öksürmekten. Bu adam kayık mı getiriyor, ne getiriyor, çözemedim gitti ya. Kayığa benziyor ama kayık değil. Boğaz abi, boğaz. Evet, boğaz. Evet, karşıda Rumeli Feneri var. Rumeli Feneri'nde de tekneleri görüyorum. Balığa var demek ki, bayağı bir tekne var çünkü Rumeli Feneri'nde. Evet, sol tarafta benim tarafım. Emirgan. Sarıyer Emirgan. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler dileyim. Hayırlı hafta sonları dileyim. Neşeli ve huzurlu bir gün geçirmenizi dilerim. İnşallah yarın hafta sonu pazardır. Ailenizden mutlu bir şekilde inşallah iyi bir tatil yaparsınız. İnşallah mutlu bir gününüz olur. Hoşça kalın diyorum. İstanbul'dan herkese sevgiler ve saygılar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.